faydalı kitaplar kanalında her hafta yeni kitaplar. Kanala abone olun, bildirim ziline tıklayın ve arkadaşlarınızla paylaşın. ABP Yayın Evi sunar. Robert T. Kiyosaki. Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği Zengin Baba'nın Mali Özgürlük Rehberi Bu sesli kitaba bir ek eklenmiştir. abp-yayinevi.com.tr internet sitemizden dosya ekini indirebilirsiniz. Talha Sayar tarafından seslendirilmiştir. İyi eğlenceler! Giriş İnsanoğlu özgür doğar. Ama her yerde zincirlerle bağlıdır. Kişi kendini başkalarının efendisi diye görür, ne var ki aslında onlardan daha büyük köledir. Jean Russo. Zengin babam, mali özgürlüğe kavuşmadan asla özgür olunmaz, derdi. Devamını da şöyle getirirdi. Özgürlük bedava olabilir ama bir bedeli vardır. Bu kitap, bu bedeli ödemeye istekli olanlar için yazılmıştır. Zengin Baba Yoksul Baba kitabının göklere çıkan başarısı bizlere dünya çapında binlerce yeni dost kazandırdı. Onların sözleri ve sıcak dostlukları bizi Zengin Baba Yoksul Baba kitabının bir devamı niteliğinde olan Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği kitabını yazmaya özendirdi. Burada eski ve yeni dostlarımıza bizim çılgın düşlerimizi coşkuyla destekledikleri için teşekkür etmeyi borç biliriz. Hangi ölçüm çeyreğindesiniz? Bu sizin için doğru olan mı? Mali açıdan özgür müsünüz? Yolda giderken yaşamınızda mali bir çatala gelmişseniz, nakit akışı ölçüm çeyreği sizin için yazılmış demektir. Mali yazgınızı değiştirmek için bugünkü uğraşınızın denetiminiz altında olmasını istiyorsanız, bu kitap gittiğiniz yolun haritasını çıkarmada size yardımcı olacaktır. İşte nakit akışı ölçüm çeyreği. Bir numaralı resmi görmek için dosya ekine bakınız. Her birimiz nakit akışı ölçüm çeyreğinin dört diliminden en az birinde yer alırız. Nerede olduğumuzu, gelir kaynağımızın neresi olduğu belirler. Çoğumuz düzenli maaş alırız. Bu da bizi çalışan sınıfına sokar. Kimileri de serbest meslek sahibidirler. Çalışanlarla serbest meslek sahipleri, nakit akışı ölçüm çeyreğinin sol yarısında yer alırlar. Nakit akışı ölçüm çeyreğinin sağ yarısındakilerse, gelirlerini sahibi oldukları şirketlerden ya da yaptıkları yatırımlardan elde eden kimselerdir. Nakit akışı ölçüm çeyreği, iş dünyasını meydana getiren dört çeşit insanı, kim olduklarını ve her bir dilimde yer alan bireyleri ötekilerden ayıran özellikleri tanımlar. Size bulunduğunuz dilimi saptamanıza, mali özgürlüğe kavuşmak üzere gelecekte seçeceğiniz yolda rotanızı belirlemenize yardım edecektir. Mali özgürlüğe hangi dilimde yer alırsak alalım kavuşabiliriz. Öte yandan, iş sahibi ve yatırımcı dilimlerinde gereken beceriler, Bizi bu hedefe daha çabuk ulaştıracaktır. Başarılı bir çalışan, başarılı bir iş sahibi de olabilir pekala. Büyüyünce ne olmak istersin? Bu kitap pek çok yönüyle Zengin Baba Yoksul Baba kitabımın devamı niteliğindedir. Kitabı dinlememiş olanlarınız için belirtmekte yarar var. Kitapta babamla zengin babanın para ve yaşama seçenekleri hakkında verdikleri farklı dersler konu ediliyordu. Babam yüksek öğrenim görmüş biriyken, en yakın arkadaşımın babası olan zengin babaysa liseden ayrılmıştı. Bana ne zaman, büyüyünce ne olmak istersin diye sorulsa, iyi eğitim görmüş fakir babam, okula git, iyi notlar al, sonra kendine sağlam güvenli bir iş bul derdi. Babamın bana salık verdiği yaşam yolu aşağıdaki gibiydi. İki numaralı resmi görmek için dosya ekine bakınız. Fakir babam ya dolgun maaşlı bir çalışan ya da yüksek ücret alan tıp doktoru, avukat, muhasebeci gibi bir serbest meslek sahibi olmamı salık verirdi. Kişinin düzenli maaş almasına, yan gelirleri ve iş güvencesi olmasına büyük önem verirdi. Hawaii Eyaleti Eğitim Bakanı olarak kendisinin de dolgun ücretli devlet memuru olmasının nedeni buydu. Öğrenimini yarım bırakmış zengin baba ise bambaşka bir öneride bulunurdu. Okula git, mezun ol, şirketler kur, başarılı bir yatırımcı ol. Onun önerdiği yaşam yolu aşağıdaki gibi bir tablo sergiliyordu. Üç numaralı resmi görmek için dosya bakınız. Bu kitap, zengin babanın öğüdünü izlerken geçirdiğim zihinsel, duygusal ve eğitsel süreci anlatır. Bu kitap kimlere yönelik? Bu kitap, bulundukları ölçüm çeyreğini değiştirmeye hazır olanlara yönelik. Bu kitap özellikle halen çalışan ve serbest meslek sahibi kategorilerinde bulunan ancak iş sahibi ya da yatırımcı dilimlerine geçmeyi düşünenler için iş güvencesi kavramını aşıp mali güvenceyi yakalamaya hazır olanlar için gidilecek yol kolay sayılmaz. Fakat yolculuğun sonunda ulaşacağınız ödül her şeye değer. Çünkü bu mali özgürlüğe giden yoldur. Zengin Baba 12 yaşındayken bana basit bir hikaye anlatmıştı. Bu hikaye Büyük servete ve mali özgürlüğe giden yolda bana kılavuzluk etti. Kendi üslubunca anlattığıysa nakit akışı ölçüm çeyreğinin sol tarafındaki çalışan ve serbest meslek sahibi dilimleriyle, sağ tarafındaki iş sahibi ve yatırımcı dilimleri arasındaki farktı. Şöyle demişti. Bir zamanlar küçük eski bir köy varmış. Yaşanası bir yermiş ama bir sorunu varmış. Köyde su sıkıntısı çekilirmiş. Bu sorunu kökten çözmek için köyün yaşlıları köye günlük olarak su getirme işini ihaleye çıkarmaya karar vermişler. İki kişi adaylığını koymuş. Köyün yaşlıları her ikisiyle de anlaşma imzalamışlar. Biraz rekabet fiyatları düşük tutar, bizi de susuz kalmaktan kurtarır diye düşünmüşler. İhaleyi alanlardan ilki, Ed, hemen koşup paslanmaz çelikten iki kova alır, bir buçuk kilometre ötedeki göle gider, Sabahtan akşama dek köye su taşımaya koyulur. Tan yerinden gün batımına dek elinde iki kova hiç durmadan su taşıdığı için hemen para kazanmaya başlar. Getirdiği suyu köylülerin inşa ettiği sarnıca doldurur. Her sabah köy halkı yataklarındayken yollara düşüp uyandıklarında yeterli su bulmalarını sağlamak zorundadır. Yorucu bir iştir ama para kazandığı için mutludur. İhaleye girip işi alan iki kişiden biri olduğuna sevinmektedir. İkinci kişi, Bill, bir süre ortalıklarda görülmez. Bu durum aylar sürünce, rakipsiz iş gören Ed sevinir. Bütün parayı o kazanmaktadır. Bill Ed'le rekabet etmek üzere iki kova satın almak yerine, Bill, iş planı yapmayı yeğlemiştir. Bir şirket kurar, dört yatırımcı bulur ve şirketin başına bir yönetici getirir. Altı ay sonra da inşaat ekibiyle çıka gelir bir yıl içerisinde gölden köye geniş çaplı paslanmaz çelikten su borusu hattı döşer. Açılış töreninde Bil kendi taşıdığı suyun edin getirdiği sudan daha temiz olduğuna değinir. O suyla ilgili şikayetler kulağına gelmiştir. Aynı zamanda köye haftanın 7 günü 24 saat boyunca su sağlayabileceğine işaret eder. Ed yalnızca iş günlerinde su taşımaktadır. Hafta sonlarında çalışmaz. Bil Ayrıca daha sağlıklı ve güvenilir olan bu su karşılığında, Ed'in aldığı ücretin %75'ini alacağını ilan eder. Bunu alkışlarla karşılayan köy halkı hemen yollara düşer. Bilin boru hattının ucundaki çeşmeye koşar. Onunla rekabet edebilmek için Ed hemen fiyatlarını %75 oranında indirir. İki kova daha satın alır. Kovalarına kapak takar ve her seferinde dört kova taşımaya başlar. Daha iyi hizmet verebilsin diye gece vardiyaları ve hafta sonlarında iki oğlunu da çalıştırır. Çocuklar üniversite çağına gelince onları karşısına alır ve şöyle der. Elinizi çabuk tutun. Gün gelecek, bu iş sizin olacak. Nedense üniversite bitince Ed'in oğulları geri dönmez. Ed'in yanında çalışanları vardır. Sendikayla da sorunları. Sendika ücret zammı, daha iyi çalışma koşulları diye bastırmakta, İşçilerin her defasında yalnızca bir kova taşıması gerektiğinde diretmektedir. Bilse, madem bu köyde suya ihtiyaç var, demek ki öteki köylerde de olabilir diye düşünmüştür. Yeni bir iş planı geliştirerek düşük maliyetli, süratli, temiz ve tazikli su dağıtımı sistemini dünya çapında pazarlar. Taşınan suyun her bir kovasından bir kuruş alır, ama her gün milyarlarca dolar nakit akışı sağlar. Dolayısıyla Bill boru hattı projesini kendi cebine para, köylere de su akıtmak üzere geliştirmiş olur. Sonunda Bill mutlu ve rahat bir yaşam sürerken, Ed ömrü boyunca çalışmış, buna rağmen mali sorunlardan bir türlü kurtulamamıştır. Son Zengin babanın bu öyküsü yıllar boyunca bana yol gösterdi. Hayatımı değiştirecek kararlar verme aşamasında ışık tuttu. Kendime hep sorardım. Bu kurduğum, Boru hattı işimi yoksa kovayla su taşıma işimi. Çok mu çalışıyorum yoksa akıllıca mı çalışıyorum? İşte bu sorulara verdiğim yanıtlar beni mali özgürlüğe kavuşturacaktı. Bu kitabın konusu bu. İş sahibi ve yatırımcı olmanın gereklerini ele alan bu kitap, kovayla su taşımaktan bıkmış ve ceplerinden çıkacak değil, ceplerine girecek nakit akışını sağlamak üzere boru hattı kurmaya hazır kimseler için. Kitap 3 Bölüm 1. Bölüm 4 dilimde yer alan kimseler arasındaki farklı özdeğerleri anlatır. Belli kimselerin neden belli dilimlere yöneldiğini ve farkına bile varmaksızın orada takılıp kalmalarını açıklar. Bu bölüm sizin de bugün hangi ölçüm çeyreğinde yer aldığınızı ve 5 yıl sonra nerede olmak istediğinizi belirlemenize yardımcı olacaktır. 2. Bölüm Kitabın ikinci bölümü kişisel değişimle ilgili ne yapmanız gerektiğinden çok, kim olmanız gerektiğine ışık tutar. Üçüncü bölüm Kitabın üçüncü bölümü, ölçüm çeyreğinin sağına doğru yapacağınız yolculuk boyunca atmanız gereken yedi adımı sıralar. İş sahibi ve yatırımcı dilimlerinde başarılı olmak için gereken yeteneklerle ilgili, zengin babanın bana verdiği sırları sizlerle paylaşacağım. Nakit akışı ölçüm çeyreği boyunca, mali zekanın önemini vurguluyorum eğer ölçüm çeyreğinin sağ yanında yürüyen iş sahibi ya da yatırımcı olmak istiyorsanız unutmayın çalışan ya da serbest meslek sahibi dilimlerinin yer aldığı sol tarafa göre daha akıllı davranmanız gerekiyor. İş sahibi veya yatırımcı olmak için nakit akışınızın yönünü denetim altında tutmanız gerekir. Bu kitap yaşamlarında değişiklikler yapmaya hazır olanlar için yazılmıştır. İş güvencesinin ötesinde mali özgürlüğe kavuşmak üzere kendi boru hatlarını kurmaya başlayanlara yöneliktir. Bilgi çağının eşiğindeyiz. Bu çağ, bizlere mali açıdan eskisinden çok daha fazla fırsat sunmakta. İşte bu fırsatları tanıyıp yakalayacak olanlar, iş sahibi ve yatırımcı diliminde yer alan bireylerin niteliklerine sahip kimseler olacaklar. Bilgi çağında başarıya erişmek için ölçüm çeyreğinin her dört dilimi hakkında da bilgimiz olması gerekir. Ne yazık ki okullar hala sanayi çağını yaşamakta ısrarlı. Bundan dolayı da öğrencilerini ölçüm çeyreğinin sol tarafına hazırlamakta direniyorlar. Bilgi çağında nasıl ilerleyebileceğinizi bilmek istiyorsanız bu kitap sizin için yapılmış demektir. Yolculuğunuz boyunca size yardım etmek üzere yazılmış bu kitapta aradığınız bütün yanıtları bulamayabilirsiniz. Fakat nakit akışı ölçüm çeyreğinin çalışan ve serbest meslek sahibi tarafından yola çıkıp iş sahibi ve yatırımcı tarafına giderken yol boyunca kazandığım kişisel deneyimlerimi ve kılavuzluk edici gözlemlerimi sizlerle paylaştığımı göreceksiniz. Yola çıkmaya hazırsanız ya da mali özgürlüğe giden yola çoktan çıktıysanız bu kitap tam da size göredir. Yeni çıkan kitapları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bölüm 1 Nakit Akışı Ölçüm Çeyreği Birinci Konu Neden Kendine Bir iş Bulmuyorsun? 1985 yılında karım kimle birlikte evsiz kaldık. İşsizdik, tasarruf hesaplarımızda çok az paramız kalmıştı. Kredi kartlarımızın da limiti tükenmişti. Yatar koltuklarını yatak yerine kullandığımız kahverengi hurda bir Toyota'da yaşıyorduk. Bir haftanın bitiminde kim olduğumuz, ne yaptığımız ve nereye gittiğimiz gerçeği tokat gibi suratımıza çarptı. Evsizliğimiz iki hafta daha sürdü. Umutsuz durumumuzu gören bir arkadaşımız, evinin bodrum katındaki bir odayı bize verdi. Orada dokuz ay yaşadık. Sıkıntılarımıza sessizce katlanıyorduk. İkimiz de dışarıdan bakıldığında çok normal görünüyorduk. Perişanlığımızı duyan dostlarımızın ilk sorusu, ''Neden kendinize bir iş bulmuyorsunuz?'' oluyordu. Önceleri açıklamaya çalıştık ama çoğu kez gerekçelerimizi açıklamakta yetersiz kaldık. Bir işte çalışmaya değer veren birine neden iş bulmak istemediğini anlatmak zordu. Arada sırada ufak tefek işler yapıp birkaç dolar kazandığımız da oldu elbet. Ama yalnızca karnımızı doyurup arabaya benzin alacak kadar. O birkaç dolar bizi tek amacımıza götürecek yakıt için gerekliydi. Kuşkularımın yoğunlaştığı anlarda sağlam, güvenceli bir işten alınacak maaşın sıcaklığını özlediğim olmuyor değildi hani. Ne var ki biz iş güvencesi aramıyorduk. Trendik, mali çukurun eşiğinde ve günlük yaşadık. O yıl, yani 1985 yılı, hayatımızın en kötü ve en uzun yılıydı. Biri, para önemli değil derse belli ki uzun süre parasız kalmamıştır. Kimle kavga eder saatlerce tartışırdık. Korku, belirsizlik ve açlık insanın sigortalarını çabuk attırır. O zaman da bizi en çok seven kişiyle kavga ederiz. Neyse ki sevgi bizi birbirimize kenetledi yaşadığımız zorluklar nedeniyle aramızdaki bağ giderek güçlendi. Nereye gittiğimizi biliyorduk. Tek bilmediğimiz oraya varıp varamayacağımızdı. Her zaman kendimize sağlam, güvenceli, dolgun maaşlı bir iş bulacağımızı biliyorduk. İkimiz de iyi yeteneklere ve sağlam iş ahlakına sahip üniversite diplomalı bireylerdik. Buna rağmen hedefimiz iş güvencesi değildi. Biz mali özgürlüğümüze doğru yelken açmıştık. 1989 yılına geldiğimizde milyonerdik. Kimilerinin gözünde mali açıdan başarılıydık ama bizim daha gerçekleştirecek düşlerimiz vardı. Gerçek mali özgürlüğe henüz kavuşmuş değildik. 1994 yılını beklemek zorundaydık. O gün geldiğinde ömrümüzün sonuna dek bir daha çalışmamız gerekmiyordu. Öngörülmedik ne tür bir mali felaket yaşanırsa yaşansın kim de ben de artık mali açıdan özgürdük. Ben 47 yaşındaydım, kimse 37 Para kazanmak için para gerekmez. Bu kitaba evsiz kalmak, parasız olmak kavramlarıyla başlamamın nedeni pek çok kimsenin para kazanmak için para gerekir dediğini duymamdandır. Katılmıyorum. 1985'te evsizken 4 yıl sonra zengin olmak ve ondan 5 yıl sonra da mali özgürlüğümüze kavuşmak için bize para gerekmedi. Başlarken hiç paramız yoktu. Borç içindeydik. Üstelik iyi bir yüksek okuldan mezun olmak da gerekmiyor. Üniversite mezunuyum ama mali özgürlüğe kavuşmak için üniversitede öğrendiklerimden hiç yararlanmadığımı size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Yıllarca okuduğum yüksek matematik, uzay geometrisi, kimya, fizik, Fransızca ve İngiliz edebiyatı derslerini bir kez olsun hatırlamak zorunda kalmadım. Nice başarılı kimse, üniversite diploması almadan okulu terk etmiştir. Bu isimler arasında… General Electric'in kurucusu Thomas Edison, Ford Motor Co. kurucusu Henry Ford, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, CNN'in kurucusu Ted Turner, Dell bilgisayarlarının kurucusu Michael Dell, Apple bilgisayar şirketinin kurucusu Steve Jobs, Polo'nun kurucusu Ralph Lauren sayılabilir. Geleneksel mesleklerde yüksek öğrenim önemlidir. Ancak büyük servete erişmede bu kişiler için önem taşımamıştır. Onlar başarılı kendi işlerini kurmuşlardı. Kimle ben de aynı hedefe ulaşmaya can atıyorduk. Peki ne gerekir? Madem para kazanmak için para gerekmiyor, okullar da mali özgürlüğe kavuşmanın yolunu öğretmiyor. Peki o zaman ne gerekiyor diye soranlar çok olur. Buna yanıt olarak şöyle derim. Düşlemek gerekiyor. Kararlılık, hızla öğrenme isteği Tanrının verdiği nimetleri kullanma yeteneği ve gelirini nakit akışı ölçüm çeyreğinin hangi diliminden sağlamak gerektiğini bilmek gerekiyor. Nakit akışı ölçüm çeyreği nedir? Gelirinizi hangi dilimden sağlıyorsunuz? Nakit akışı ölçüm çeyreği gelir ya da paranın geldiği farklı yöntemleri temsil eder. Örneğin çalışan biri işe girerek başkasının yanında veya bir şirkette çalışarak para kazanır. Serbest meslek sahibi olan kişi kendisi için çalışarak para kazanır. İş sahibi ise gelir kaynağı üreten bir işe sahiptir, yatırımcı ise yaptığı çeşitli yatırımlardan, kısaca paradan para kazanır. Gelir elde etmenin farklı yöntemleri vardır. Farklı kafa yapısı, farklı teknik beceri, farklı öğrenme yolu ve farklı kişiler gerektirir. Farklı kişiler kendilerini farklı ölçüm çeyreklerine daha yakın bulurlar. Para her yerde aynı olsa da kazanılma biçimi çok farklı olabilir. Her dilimde yer alanların farklı niteliklerine bakın ve gelirinizin çoğunu hangi dilimden elde ettiğinizi kendinize sorun. Her bir ölçüm çeyreği farklıdır. Farklı dilimlerden gelir sağlamak farklı beceriler ve farklı bir kişilik takınmayı gerektirir. Hem de her dilimde yer alan kimse aynı olsa bile. Bir dilimden diğerine geçiş sabahları golf oynayıp geceleri bale yapmaya benzer dört dilimden birden gelir sağlayabilirsiniz. Çoğumuz her dört dilimden de gelir elde etme potansiyeline sahibiz. Hangi dilimi seçtiğimizin okulda bize öğretilenlerle ilgisi yoktur. Daha çok öz değerlerimiz, gücümüz, zaaflarımız ve ilgi alanlarımızla ilintilidir. Bizi ölçüm çeyreklerine çeken ya da iten özdeki farklılıklarımızdır. Öte yandan profesyonel anlamda ne yaparsak yapalım, her dört dilimde birden faaliyet göstermemiz mümkündür. Örneğin bir tıp doktoru çalışan olarak gelir elde etmeyi seçer. Ya büyük bir hastanenin sağlık kadrosuna katılır veya kamu sektöründe çalışır, askeri doktorluk yapar ya da sigorta şirketlerinden birinin kadrolu doktoru olur. Aynı doktor bir de kendisine muayenehane açıp bir de serbest meslek sahibi olarak işini yürütür. Yanında eleman çalıştırır ve kendi hastaları olur. Bu doktor iş sahibi olmayı yeğleyip kendi kliniğini ya da laboratuvarını da kurabilir. Başka doktorlara iş verir. Kendi hastanesinde çalışmak zorunda değildir. O zaman kurumunu yönetecek bir müdür atayabilir. Doktorumuz ille de sağlık alanında bir iş sahibi olmak istemezse kendisi doktorluk yaparken bambaşka bir sektörde faaliyet gösteren bir şirket de kurabilir. Bu durumda hem çalışan hem de iş sahibi olarak gelir elde edecektir. Doktor bir yandan başkalarının işine yatırımlar yapabilir veya hisse senedi tahvil ve gayrimenkul gibi diğer yatırım araçlarına da yönelebilir. Gelir kaynağı üretmenin farklı yöntemleri. Her şeyden önce gelirimizi hangi ölçüm çeyreğinden elde edeceğimiz, öz değerlerimize, güçlü ve güçsüz yanlarımıza ve ilgi alanlarımıza bağlıdır. Kimi başkasının yanında çalışan olmayı yeğler, kimi bundan nefret eder. Bazıları şirket sahibi olmaktan hoşlanır, aynı zamanda o şirketi yönetmeyi de severler. Kimileri yatırım yapmayı severken, kimileri de para kaybetme riskini gerekçe göstererek bundan kaçınır. Bu özelliklerin çoğu hemen hepimizde kendini belli eder. Her dört ölçüm çeyreğinde başarılı olmak, genellikle öz değerlerimizi yönlendirmeyi gerektirir. Her dört dilimde de zengin veya fakir olunabilir. Her dört dilimde de yer alan kimseler, zengin de olabilir, fakir de. Her dilimde bulunan kimseler arasında milyonlar kazananlar da vardır, beş parasız kalanlar da. Şu ya da bu dilimde olmak mali başarıya ulaşmanın güvencesi değildir. Dilimler birbirlerine eşit değildir. Her bir ölçüm çeyreğinin farklı özelliklerini bilmek, hangisinin veya hangilerinin bize daha uygun olduğunu anlamak bakımından yararlıdır. Diyelim ki gelirimi öncelikle iş sahibi ve yatırımcı dilimlerinden elde etmeyi seçmemin nedeni vergi avantajlarından yararlanmak. Ölçüm çeyreğinin sol yanında çalışanlar için yasal vergi kaçamakları sınırlıdır. Öte yandan ölçüm çeyreğinin sağ yanındakilerin yararlanabilecekleri yasal vergi kaçamakları boldur. Gelirimi iş sahibi ve yatırımcı dilimlerinden elde etmeyi düşünüyorsam daha kısa sürede para kazanabilir ve o paranın büyük miktarını Vergi ödeyerek kaybetmeden kendi adıma daha uzun süre çalıştırabilirim. Para kazanmanın farklı yolları. Kimle bana neden evsiz kaldığımızı soranlara Zengin Baba'dan para hakkında öğrendiklerimi gerekçe gösteririm. Para benim için önemlidir ama para uğruna ömür boyunca çalışmak istemiyordum. Bu nedenle kendime çalışacak bir iş bulmayı yeğlemedim. Sorumlu yurttaşlar olmak istiyorsak hayatımızı para için çalışarak harcamak yerine paramızı çalıştırmalıydık. Nakit akışı ölçüm çeyreği bu nedenle önemli. Parayı kazanma yollarını birbirinden ayırıyor. Sorumlu olmanın ve para kazanmanın fiziksel olarak çalışmaktan başka yolları da vardır. Farklı babalar, para konusunda farklı görüşler. Yüksek öğrenimli babam, para sevgisinin kötü olduğuna inanırdı. Aşırı kar elde etmek açgözlülüktü. Gazetelerde kaç para kazandığıyla ilgili haberler çıkınca utancından ne yapacağını bilememişti. Çünkü yanında çalışan öğretmenlerinkiyle karşılaştırıldığında maaşının çok yüksek olduğuna inanırdı. Hayatında paraya yer olmadığını savunmak adına elinden geleni yapmış, iyi, dürüst ve çalışkan bir adamdı. Yüksek öğrenimli ama fakir babamın dilinden düşmeyen sözler şunlardı. Para beni ilgilendirmiyor. Asla zengin olmayacağım. Bunun parasını karşılayamam. Yatırım yapmak risklidir. Para her şey değildir. Para hayatı destekler. Zengin babanın farklı bir bakış açısı vardı. Ömrünü para için çalışarak geçirmenin ve paraya önem vermezmiş gibi görünmenin saçma olduğuna inanırdı. Zengin baba hayatın paradan daha değerli olduğuna, öte yandan paranın da hayatı desteklemesi bakımından önem taşıdığına inanırdı. Bir günde kaç saat olduğu belli. En fazla o kadar saat çalışabilirsin, der. O zaman para için çalışmak niye diye sorarak eklerdi. Parayı ve başkalarını kendin için çalıştırmasını öğren, sen de önemli işler yapmak üzere serbest kalırsın. Zengin babanın önem verdikleri ise çocuklarına zaman ayırmak, yardım derneklerine ve desteklediği projelere para bağışında bulunmak topluma iş olanakları ve mali istikrar getirmek sağlığıyla ilgilenecek zamana ve paraya sahip olmak ailesiyle dünyayı dolaşabilmek bunlara para gerek derdi zengin baba paraya önem vermemin nedeni bu para önemlidir fakat ömrümü para kazanmaya harcayamam ölçüm çeyreklerini seçmek karımla birlikte evsiz kaldığımız dönemde İş sahibi ve yatırımcı dilimlerine yönelmemizin nedeni, o ölçüm çeyrekleri konusunda daha eğitimli ve bilgili olmamdı. Zengin baba sayesinde her birinin mali ve mesleki açıdan yararlarını öğrenmiştim. Bana göre sağ yandaki dilimler olan iş sahibi ve yatırımcı, mali başarı ve mali özgürlük açısından en iyi fırsatları sunuyorlardı. Ayrıca 37 yaşında her çeyrekte hem başarıyı hem de fiyaskoyu yaşamıştım. Bu da kendi huyumu, beğenilerimi, beğenmediklerimi, güçlü ve zayıf yanlarımı bir ölçüye kadar olsun anlamama yaramıştı. Hangi dilimlerde daha başarılı olduğumu biliyordum. Veliler öğretmendir. Küçükken sık sık bana nakit akışı ölçüm çeyreğinden bahseden zengin babaydı. Ölçüm çeyreğinin sağ tarafındakilerle sol tarafındakileri karşılaştırarak aradaki farkı açıklardı. Ama henüz aklım ermediği için dediklerine pek dikkat etmezdim. İşçi kafa yapısıyla işveren kafa yapısı arasındaki farkı anladığım söylenemezdi. Benim tek çabam sınıfta kalmamaktı. Buna rağmen anlattıkları kulağıma girerdi. Çok geçmeden de o sözler benim için bir anlam ifade etmeye başlayacaktı. Önümdeki iki baba figürü de dediklerine anlam kazandırmakta başarılı kimselerdi. Ne var ki ölçüm çeyreklerinin Çalışan, serbest meslek sahibi dilimleriyle, iş sahibi, yatırımcı dilimleri arasındaki farkı anlamaya başlamam, bu iki erkeğin neler yaptıklarını gözlemekle oldu. Başlangıçta farklılıklar belli belirsizdi. Sonradan netleştiler. Örneğin küçükken bana çok acı gelen bir gerçekle yüzleşmiştim. Babamın bana çok az zaman ayırabilmesine karşılık, zengin babanın bana uzun saatler vermesi söz konusuydu. İkisinin de başarısı ve önemi arttıkça, birinin karısına ve çocuklarına ayırdığı zaman ters orantılı olarak değişiyordu. Babam sürekli yollarda toplantıdan toplantıya koştururdu. Başarısı arttıkça ailece yediğimiz yemeklerin sayısı azalıyordu. Hafta sonlarını ise evdeki tıka basa dolu küçücük çalışma odasında başını kağıtlara gömerek geçirirdi. Öte yandan zengin baba daha başarılı oldukça kendine ve ailesine daha çok zaman ayırabiliyordu. Para, finans, iş dünyası ve hayat hakkında çok şey öğrenmemin nedenlerinden biri de Zengin Baba'nın ailesi ve kendi çocuklarının yanında bana da zaman ayırmasıydı. Gözümün önünde yaşanan bir başka gerçekte hem babamın hem zengin babanın başarılarına paralel olarak kazandıkları para artsa da babamın girdiği borç miktarının da artmasıydı. Bu nedenle daha çok çalışır ama kendini yüksek gelirli olmanın getirdiği yüksek vergi oranından kurtaramazdı. Çalıştığı bankanın müdürüyle muhasebecisi, yüksek vergi ödemekten sözde kurtulmak için ona daha büyük ev almasını salık verirlerdi. Babam da onları dinler, daha büyük bir ev satın alır, derken ipotek taksitlerini ödeyebilmek için daha çok çalışmak zorunda olduğunu ve ailesini ayıracağı zamandan daha çok çalmak zorunda kaldığını fark ederdi. Zengin baba ondan çok farklıydı. Kazandığı para zamanla daha da artar ama ödediği vergi giderek daha da azalırdı. Onun da akıl danıştığı banka müdürleri, muhasebeciler vardı. Fakat onlardan aldığı öğüt, yüksek öğrenimli babamın aldığı öğütlerden çok başkaydı. Başlıca neden Ölçüm çeyreğinin sol tarafında kalmama kararını almamın asıl nedeni, yüksek öğrenimli fakir babamın mesleğinin doruğundayken başına gelenlerdi. 1970'lerin başlarında üniversiteyi çoktan bitirmiş, Vietnam'a gitmeden önce Florida'nın Pensacola kentinde deniz piyade olmak üzere pilot eğitimi görüyordum. Yüksek öğrenimli babam o sırada Hawaii Eyaleti Eğitim Bakanı olarak hükümet üyesiydi. Bir akşam bana telefon etti. Evlat, istifamı vereceğim. Cumhuriyet Parti'den vali yardımcısı olarak adaylığımı koyacağım, dedi. Yutkundum. Patronuna karşı adaylığını mı koyuyorsun, diye sordum. Aynen öyle, diye doğruladı. Peki neden?" dedim. Cumhuriyetçilerin Hawaii'de hiç şansları yok. Demokrat Partiye sendikaların desteği daha çok. Biliyorum oğlum ama kazanmak gibi bir iddiamız da yok. Yargıç Samuel King vali adayı olacak. Ben de onun yardımcısı olarak adaylığımı koyacağım. İyi de neden?" diye direttim. Kaybedeceğini bile bile neden böyle bir maceraya atılıyorsun? Vicdanım öyle emrettiği için. Politikacıların oynadığı oyunlar beni rahatsız ediyor. Rüşvet mi alıyorlar demek istiyorsun? Babamın yanıtı, "Yok öyle demiyorum." oldu. Dürüst, ahlaklı bir adamdı. Başkaları aleyhinde kötü söz söylediği pek duyulmazdı. Her zaman diplomat gibi davranırdı. Ama kapalı kapıların ardında neler olup bittiğini bildiğim için vicdanım hiç rahat değil." dediğinde, sesinden anladığıma göre canı çok sıkkın ve öfkeliydi görmemiş gibi yapsaydım yaşayamazdım. Vicdanımın sesi en az işim ve maaşım kadar önemli. Uzun bir sessizlikten sonra babamın kararının kesin olduğunu anlamıştım. İyi şanslar, dedim usulca. Cesaretinden dolayı seni kutlarım. Senin oğlun olduğum için gurur duyuyorum. Babam da cumhuriyetçilerde beklendiği gibi yarışı kaybettiler. Seçimleri yeniden kazanan vali, babamın bir daha Hawaii eyaletinde devlet memuru olarak çalışamayacağına dair talimat verdi. Dolayısıyla ben Vietnam'a gitmek üzereyken 54 yaşındaki babam iş aramak zorunda kalmıştı. Babam orta yaşta iş aramaya koyuldu. Büyük unvanlı, düşük maaşlı bir memurken bu kez büyük unvanlı, düşük maaşlı bir çalışan oldu. Kah, kar amacı gütmeyen bir kurum olan XYZ hizmetlerinde yöneticiydi kah kar amacı gütmeyen bir başka kuruluş olan ABC hizmetlerinde başkan. Uzun boylu, zeki, enerjik bir adam olan babama bildiği tek dünyada devlet memurları dünyasında artık yer yoktu. Birkaç küçük iş kurmayı denedi. Bir süre danışmanlık yaptı. Hatta ünlü bir markanın satış imtiyazını dahi satın aldı. Fakat hiçbiri yürümedi. Yaşlanıp eski gücünü kaybettikçe yeniden başlama isteği azaldı. Her başarısızlığın ardından isteksizliği daha da belirginleşiyordu. Hakkında hiçbir bilgi ve deneyim sahibi olmadığı bir dilimde, serbest meslek sahibi olarak ayakta kalmaya çabalayan başarılı bir çalışandı babam. Öğretim dünyasına bağlıydı o. Gel gelelim, geriye dönüş yolunu bir türlü bulamıyordu. Devlet memuru olma yasağı kalkmak bilmedi. Kimi çevrelerde bunun adına kara liste denir. Sosyal güvenlik ve sağlık sigortası olmasaydı, Babamın son yılları sefalet içinde geçebilirdi. Öldüğünde mutsuz ve biraz da kızgındı ama vicdanı çok rahattı. Beni rahatsız edense, yüksek öğrenimli babamın hiç tanımadığı iş dünyasında başarıya erişme umuduyla evde oturup telefonun çalmasını beklemesiydi. Gözlerimin önünden gitmeyen babamın o hali ve zengin babanın yıllar geçtikçe daha da mutlu ve başarılı olması bana esin kaynağı oldu. Zengin Baba 54 yaşında çökmek yerine daha da çevikleşmişti. Daha yıllar önce zengin olmuştu. Artık zenginliğine zenginlik katmakla meşguldü. Waikiki ve Maui'yi satın alan adam olarak adı sürekli gazetelerde boy gösteriyordu. Düzenli olarak iş kurmanın ve yatırım yapmanın meyvelerini topluyordu. Hawaii adalarının en zenginlerinden biri olma yolunda ilerliyordu. Küçük farklılıklar büyük farklar yaratır. Zengin Baba bana ölçüm çeyreğini açıkladığı için yıllar içerisinde beliren küçük farklılıkların büyük farklar yarattığını görebiliyordum. Ölçüm çeyreği sayesinde ne yapmak istediğime karar vermek yerine yıllar ilerledikçe ne olmak istediğim kararını almanın daha yararlı olduğunu öğrenmiştim. En kötü günlerimde bana ışık tutan bu bilgiyle iki güçlü baba figürü örnekleri oldu. Salt bir ölçüm çeyreği değil, Nakit akışı ölçüm çeyreği yalnızca iki satır ve dört harften ibaret değildir. Bu basit çizime daha yakından bakarsanız, içinde yalnızca dünyaya farklı bir bakışın değil, aynı zamanda birbirinden çok farklı dünyalar bulunduğunu da görürsünüz. Ölçüm çeyreğine hem sol hem de sağ yanından bakmış biri olarak içtenlikle söyleyebilirim ki, hangi tarafta yer aldığınıza bağlı olarak dünya gözünüze bambaşka görünür. Bu kitapta size o farklılıklardan söz edeceğim. Çeyreklerden biri ötekinden daha iyi değildir. Her birinin güçlü yanları, zayıf noktaları vardır. Bu kitap farklı ölçüm çeyreklerine göz gezdirebilmek ve her birinde mali açıdan başarılı olmak için gereken kişisel gelişimi gözler önüne sermek üzere kaleme alınmıştır. Dilerim size en uygun yaşam yolunu seçmenize yarar. Ölçüm çeyreğinin sağ yanında başarılı olmanın temeli okulda öğretilmez. Bill Gates, Ted Turner Thomas Edison gibi başarıya ulaşmış kişilerin okulu bitirmeden terk etmesi buna bağlı olsa gerek. Bu kitapta, iş sahibi ve yatırımcı dilimleri, başarıya ulaşmanın gerektirdiği yeteneklerin yanı sıra kişisel özellikleri de belirlemektedir. Kitapta ilk olarak, dört dilim hakkında genel bir bilgi verdikten sonra, yalnızca iş sahibi ve yatırımcı dilimlerine odaklanmayı yeğledim. Ne de olsa, çalışan ve serbest meslek sahibi dilimlerinde nasıl başarıya ulaşılır konusunda çok sayıda kitap var. Kitabı dinledikten sonra kiminiz gelir elde etme biçiminizi değiştirmeyi düşünebilir, kiminiz de bulunduğunuz yerde kalmaktan memnun olduğunuza karar verebilirsiniz. Bazılarınız birden çok dilimde belki de dilimlerin hepsinde faaliyet göstermeyi seçebilir. Hepimiz farklı bireyleriz, unutmayın. Ölçüm çeyreklerinin biri ötekinden daha iyi ya da daha önemli değildir. Dünyanın her köyünde, kasabasında, şehrinde toplumunun mali istikrarını dengede tutmak amacıyla her dilimden faaliyet gösteren kişilere gerek duyulur. Öte yandan, yaşımız ilerledikçe ve deneyimlerimiz arttıkça ilgi alanlarımız değişir. Örneğin, okuldan yeni mezun olmuş pek çok genç, iş bulduğunda sevinçten havalara uçar. Ne var ki, bir, iki yıl geçince, birkaçı şirket hiyerarşisi içinde yükselmekle ilgilenmediğini, veya bulundukları iş koluna ilgi duymadığını anlar. Yaş ve deneyimle gelen bu değişiklikler, kişinin büyümek, meydan okumak, mali ödülü yakalamak ve kişisel mutluluğa ulaşmak üzere yeni yollar aramasına neden olur. Bu kitabın böyle amaçlara erişmede size yepyeni fikirler vereceğini umut ediyorum. Kısaca, bu kitap evsiz kalmaktan değil, kendine bir ev, bir barınak, bir ölçüm çeyreğinde ya da birkaçında sığınak bulmaktan söz ediyor. İkinci konu, farklı dilimler, farklı kişiler. Yüksek öğrenimli babam, ihtiyar bir köpeğe yeni hileler öğretmek mümkün değildir derdi. Babamı birkaç kez karşıma alıp kendine yeni bir yol çizmesine yardımcı olmak amacıyla nakit akışı ölçüm çeyreğini açıklamaya çalıştım. 60 yaşına merdiven dayamış ve düşlerinin gerçekleşmediğini anlamaya başlamıştı. Onu kara listeye alan yalnızca devlet değil, aynı zamanda kendisiydi. "Denedim ama olmadı." diyordu. Babamın kastettiği serbest bir danışman olarak serbest meslek sahibi diliminde başarılı olma çabasıyla ömrü boyunca yaptığı birikimlerini ünlü bir dondurma markasının özel satış hakkını satın alarak, iş sahibi diliminde başarılı bir iş adamı olma denemesiydi. Zeki biri olduğundan, her dört dilimin gerektirdiği farklı teknik yeteneklerin birbirlerinden farklı olduğunu kavramıştı. İsterse bunları öğrenebileceğini de biliyordu. Gel gelelim, onu bundan alıkoyan bir şey vardı. Bir gün zengin babayla birlikte öğle yemeği yerken ona babamdan söz açtım. ''Senin babanla ben aynı hamurdan gelmiyoruz.'' dedi. ''İkimiz de insanız. İkimizin de korkuları, kuşkuları, inançları, güçlü yanları ve zayıf noktaları var. Ama bu ortak özelliklerimizi kullanma yöntemlerimiz birbirinden farklı.'' ''Bana aradaki farkı gösterebilir misiniz?'' diye sordum. ''Yemekte olmaz.'' dedi. Ama bu farklılıkları ele alma biçimimiz bizi şu ya da bu ölçüm çeyreğinde tutan etmenlerdir. Senin baban çalışan diliminden iş sahibi dilimine geçmeye çalışırken bu süreci zihinsel düzeyde çok iyi kavramıştı. Gel gör ki duygusal olarak üstesinden gelemedi. İşler yolunda gitmeyince para kaybetmeye başladı. Sorunları gidermek için ne yapacağını bilmiyordu. Dolayısıyla kendine en rahat hissettiği ölçüm çeyreğine geri döndü kah çalışan, kah serbest meslek sahibi dilimine diye ekledim. Zengin baba kafa salladı. Para kaybetme ve başarısızlığa uğrama korkusu içini kapladığında o güvenceyi yeğliyor, bense özgürlüğü. İşte bu özdeğer farkıdır. Hepimiz insan olsak da para ve parayla ilişkili duygular söz konusu olduğunda farklı davranırız. Gelirimizi hangi ölçüm çeyreğinden elde edeceğimizi belirleyen de bu davranış biçimlerimizdir. Farklı dilimler, farklı kişiler, dedim. Zengin baba hesabı ödemişti. Masadan kalkarken, doğru, dedi. Eğer dilimlerinden birinde başarılı olmak istiyorsan, teknik yeteneklerden daha fazlasına gerek duyarsın. Ayrıca kişileri farklı dilimlere yönelten öz değerler arasındaki farklılıkları bilmen de gerek. Bunları bilirsen çok daha kolay bir yaşam sürersin. Biz el sıkışıp vedalaşırken park görevlisi zengin babanın otomobilini getirdi. Zengin baba arabasına binmeden önce "Son bir şey daha." diye atıldım. "Sizce babam değişebilir mi?" "Elbette." diye yanıtladı zengin baba. "Herkes değişebilir. Ama ölçüm çeyrekleri içinde yer değiştirmek ne iş değiştirmeye benzer ne de meslek değiştirmeye. Dilim değiştirmek için kim olduğunu, nasıl düşündüğünü Dünyaya nasıl baktığını değiştirmen gerekir. Değişmek kimilerine çok kolay gelirken kimileri direndiği için epey zorlanır. Zaten dilim değiştirmek insanın yaşamını değiştiren bir deneyimdir. Kelebeğe dönüşen tırtılın hikayesine benzer. Değişen yalnızca sen değilsindir, arkadaşların da değişir. Eski dostlarınla hala görüşsen de tırtılların kelebeklerle aynı şeyleri yapması zordur. Sözüne ettiğim büyük değişiklikler çok fazla kişinin göze almadığı türden değişiklikler. Park görevlisi arabanın kapısını kapadı. Zengin baba yola koyuldu. Arkasından onu izlerken kafam farklılıklara takılmıştı. Farklılıklar neler? Karşımdaki kişinin çalışan, serbest meslek sahibi, iş sahibi ya da yatırımcı olduğunu nasıl mı anlıyorum? Bunun bir yolu, sözlerine kulak vermek. Zengin babanın en büyük yeteneklerinden biri de insanları okumak olarak adlandırılabilir. Bunun yanı sıra kapağına bakarak bir kitabın iyi olup olmadığına karar veremezsin, derdi. Henry Ford gibi zengin baba da iyi öğrenim görmemişti ama ikisi de iyi öğrenim görmüş kişileri işe alıp çalıştırmayı iyi bilirlerdi. Zengin baba akıllı kimseleri bir araya getirmesinin ve takım olarak çalıştırmasının başlıca yeteneklerinden biri olduğunu anlatırdı. 9 yaşından itibaren zengin baba, iş sahibi ve yatırımcı dilimlerinde başarılı olmak için gereken yetenekleri bana öğretmeye başladı. Bunlardan biri de karşındaki kişiyi yüzeysel olarak değerlendirmek yerine özüne inmekti. Karşımdakinin ne dediğine kulak verirsem, derdi, onların ruhlarını görüp hissedebilirim. Böylece daha 9 yaşında zengin baba eleman almak üzere başvuranlarla görüşürken yanı başında otururdum. Bu görüşmeler sırasında sözlere değil, öz değerlere dikkat etmesini öğrendim. Zengin Baba bu değerlerin kişilerin ruhundan geldiğini söylerdi. Çalışan dilimlerindekilerin sözleri. Ç diliminde çalışan bir eleman, iyi ücret veren ve yan gelirleri eşsiz olan sağlam güvenceli bir iş arıyorum diyecektir. Serbest meslek sahibi dilimlerindekilerin sözleri. S dilimindeki serbest meslek sahibi ise saat başı 35 dolar alırım der ya da normal komisyonum toplam fiyatın yüzde altısıdır. Veya çalışmaya niyetli ve işi doğru yapacak kişileri nedense bulamıyorum. Bir de bu projeye 20 saatten fazla zaman ayırdım. İş sahibi dilimlerindekilerin sözleri. İyi diliminde bulunan işveren, Şirketimi yönetecek yeni bir genel müdür arıyorum diyecektir. Yatırımcı dilimlerindekilerin sözleri. Y dilimindeki yatırımcının ağzından duyacağınız sözler şöyle olabilir. Nakit akışım getiri oranına mı yoksa net getiriye mi bağlı? Sözler araçtır. Zengin Baba görüştüğü kişinin bir an için olsun özüne indiğinde onun ne aradığını, ona ne önerebileceğini onunla konuşurken hangi sözleri seçeceğini bilirdi. Sözler güçlü araçlardır, derdi. Zengin baba, oğluyla bana, lider olmak istiyorsak, söz ustası olmamız gerektiğini söylerdi. Bize öncelikle karşımızdakinin konuşurken hangi sözleri seçtiğine dikkat etmeyi öğretmişti. Daha sonra da diyeceklerimizi doğru sözcüklerle, yerinde ve zamanında en etkili şekilde iletmeyi. Birinin aklına hemencecik gelen bir sözcük, bir başkasının aklına hiç gelmeyebilir diye açıklamıştı örneğin risk sözcüğü yatırımcı dilimindeki birine heyecan verirken çalışan dilimindekiler için korku kaynağı olabilirdi lider olmak için ilkin karşımızdakini dinlemeyi öğrenmeliydik kullandığı sözcüklere dikkat etmezsek ruhlarını da hissedemezdik ruhunu okumadığınız bir insanın da kim olduğunu asla bilemezsiniz öz farklılıklar Zengin babanın, sözlerine kulak verin, ruhlarını hissedin diye öğüt vermesinin nedeni, kişinin konuşurken seçtiği sözlerin ardında öz değerlerinin yer almasıdır. Aşağıda bir dilimde yer alanları bir başka dilimde bulunan kişilerden ayıran ortak özellikleri göreceksiniz. Ç. Çalışan. Güvence ya da yan gelirler sözcüklerini duyduğumda karşımdaki kişinin özde kim olduğu hakkında fikir yürütürüm. Güvence sözcüğü daha çok korkuyu ele verir. Çalışan diliminden gelen kişi korkuya kapıldığında güvence kavramını sıkça kullanır. Para ve çalışılan iş söz konusu olduğunda ekonomik belirsizlikle birlikte gelen korkudan nefret eden pek çok kimse vardır. Bundan dolayı güvence ararlar. Yan gelir kavramı aldığı ücretten başka tanımlanmış ve kesinleşmiş ek geliri ifade eder. Örneğin sağlık planı ya da bireysel emeklilik Burada kilit nokta, kendilerini güvencede hissetme ve bunu yazılı olarak görme isteğidir. Belirsizlik onları mutlu etmez. kesinlik kararlar. İçlerinden şöyle derler. Sana bunu veririm. Sen de karşılığında bana şunu vereceğine söz ver. Böylece biraz olsun korkularını gidermek isterler, istihdam söz konusu olduğunda güvence ve sağlam anlaşmalardan yanadırlar. Para beni ilgilendirmiyor dediklerinde doğru söylüyorlardır. Onlar açısından güvence kavramı paradan çok daha önemlidir. Çalışan elemanlar, şirketlerin üst düzey müdürleri de olabilir, hademeleri de. Ne yaptıklarının pek önemi yoktur. Önemli olan çalıştıkları kurumla imzaladıkları iş sözleşmesidir. S. Serbest meslek sahibi. Bunlar kendi kendilerinin patronu olmak ya da kendi işlerini yapmak isteyenlerdir. Bunlara kendi işini kendi görücüler de diyebilirsiniz. Para söz konusu olduğunda sıkı bir serbest meslek sahibi gelirinin başkalarına bağlı olmasından hoşlanmaz. Serbest meslek sahibi bir kimse sıkı çalışıyorsa bunun karşılığını almak ister. Kazandıkları parayı kendileri kadar çok çalışmayan bir başkasının ya da birilerinin belirlemesinden hoşlanmazlar. İyi çalışırlarsa onlara paralarını ödeyin. Yok işlerini iyi yapmazlarsa hak ettikleri kadarını almaları gerektiğini de anlayacaklardır. Para konusunda tamamen bağımsız bir ruha sahiptirler. Korku duygusu. Çalışan parasız kalma korkusunu güvence arayarak gidermeye çalışırken serbest meslek sahibi bambaşka bir tepki gösterir. Güvence aramak yerine durumu kendi denetimlerine almayı ve kendi bildiklerini yapmayı yeğlerler. Onlara kendi işini kendin görücüler dememin nedeni de bu. Korku ve mali risk söz konusu oldu muydu? Dizginler ellerinde olsun isterler. Bu grupta yıllarını okumaya vermiş doktor, avukat gibi iyi öğrenimli profesyoneller bulunur. Serbest meslek sahibi diliminde geleneksel okullara gitmektense kendi kendilerine eğitenlere de rastlarsınız. Emlak komisyoncuları gibi komisyonla çalışan satıcılar, ayrıca perakende işi yapan dükkan sahipleri, temizlik şirketleri, iç dekoratörler, danışmanlar, terapistler, seyahat acenteleri oto tamircileri, tesisatçılar, marangozlar, vaizler, elektrikçiler, kuaförler ve sanatçılar. Serbest meslek sahiplerinin çoğu mükemmeliyetçi kimselerdir. Yaptıkları iş çok iyi olsun isterler. Onlara göre kendilerinden başka kimse daha iyi yapamaz. Bir işi istedikleri gibi kimsenin yapamayacağına güvenmezler. Pek çok yönüyle kendi dallarında sanatçıdırlar. Bir işi kendi bildikleri yöntemle yerine getirirler. Zaten bu nedenle onlara iş vermez miyiz? Örneğin bir beyin cerrahını görmeye gidecekseniz alanında eğitimli ve deneyimli olsun istersiniz. Ama daha da önemlisi mükemmeliyetçi olmasına dikkat edersiniz. Aynı titizliği diş doktoru, kuaför, pazarlama danışmanı, tesisatçı, elektrikçi, falcı, avukat ya da şirket eğitmeni için de gösterirsiniz. Hangi serbest meslek sahibine ihtiyacınız varsa alanında en iyisi olanı ararsınız. Bu gruptaki kimseler için para işlerinden sonra gelir. Bağımsız olmaları, kendi bildiklerini yapma özgürlüğü, kendi alanlarında saygı görmeleri paradan çok daha önemlidir. Onlara iş verirken ne yapılmasını istediğinizi söyleyip sonra onları kendi hallerine bırakmak en doğrusudur. Başlarında birinin durup onları gözetim altında tutmasını istemezler. Zaten buna gerek de duymazlar. Burnunuzu sokarsanız işi bırakıp gitmeleri başka birini bulun demeleri bile söz konusu olabilir. Çünkü bağımsız olmaları para kazanmalarından daha önemlidir. Bu gruptakilerin yanlarında çalışacak eleman bulmaları hiç de kolay olmaz. Ne de olsa kendilerinden daha iyi yapacak biri olduğuna inanmazlar. İşi alacak doğru dürüst birini bulamıyorum diye yakındıkları sık duyulur. Bu gruptakilerin hepsi yaptıkları işi öğrensinler diye birilerini yetiştirirler. Çoğu zamanda yeni yetişen eleman kendi işini yapmak ve kendinin patronu olmak, bir de kendi bildiği yoldan gitmek üzere ustasının yanından ayrılır. Serbest meslek sahibi tipindekilerin pek çoğu yanlarına birini alıp yetiştirmekten çekinirler. Çünkü sonunda kendilerine rakip olacaklarını bilirler. Bundan dolayı giderek daha çok çalışmak, her şeyi kendileri yapmak zorunda kalırlar. İyi, iş sahibi. Bu gruba girenler, serbest meslek sahibi dilimindekilerin yapmadığı hemen her şeyi yapabilirler. Gerçek iş sahibi olanlar, çevrelerine her dört kategoriye giren kimseleri toplarlar. Ç, S, İ ve Y olanları. Başkalarına iş dağıtmaktan hoşlanmayan, çünkü kendilerinden başkasının işi iyi yapacağını düşünmeyen serbest meslek sahibi tipindekilerin tersine, gerçek iş sahibi kimseler iş paylaştırmaya bayılır. İş sahibi olan birinin sloganı, başkasına yaptırmak varken neden kendim yapayım olabilir. Henry Ford böyle kimseler arasına girer. Bir grup entelektüelin onu cahil olmakla suçladığı anlatılır. Ford'un dünyadan bir haber olduğunu iddia ederler. Bunun üzerine Henry Ford onları ofisine davet eder, kendisine sorular sormalarını ister. Böylece bu entelektüeller Amerika'nın en güçlü sanayicisine sorular yöneltmeye başlarlar. Ford soruları dikkatle dinledikten sonra masasındaki telefona uzanır ve en zeki yardımcılarından birini içeriye çağırır, sorulara yanıt vermesini ister. Panelin sonunda konuklarına, daha önemli işlere zaman ayırabilsin diye yanına okumuş akıllı kimseleri işe aldığını söyler. Onun önemli işi ise düşünmektir. Ford'un, düşünmek dünyanın en zor işidir, bunu üstlenen kişi birkaçı geçmez dediği söylenir. Liderlik, insanların en iyi yanlarını ortaya çıkarmaktır. Zengin baba, Henry Ford'a adeta tapardı. Bana da Henry Ford, John D. Rockefeller gibi adamların hayatlarını anlatan kitaplar okutmuştu. Oğluyla benim liderliğin temelini ve iş dünyasının gerektirdiği teknik becerileri öğrenmemizi isterdi. Şimdi düşünüyorum da, çoğu kimse de bu yeteneklerden biri ya da öbürü var. Ama iş sahibi diliminde başarılı olmak İkisini birden gerektiriyor. Üstelik her ikisi de sonradan öğrenilebilecek yetenekler. Nasıl iş dünyasının ve liderliğin sanatı varsa bilimi de var. Bana sorarsanız ömür boyunca bitirilmeyecek bir araştırma bu. Küçükken Zengin Baba'dan Taş Çorbası adında 1947'de Marsha Brown tarafından yazılmış bir kitabı armağan olarak almıştım. İş dünyasında liderlik öğrenimine bu kitabı okuyarak başlayacaktım. Zengin babaya göre liderlik, insanların en iyi yanlarını ortaya çıkarma becerisiydi. Oğluyla bana iş dünyasında gerekli teknik becerileri öğretir; örneğin hesap tablolarını okumak, pazarlama, satış, muhasebe, yöneticilik, üretim ve pazarlık etme, ayrıca başkalarıyla birlikte çalışmayı ve onlara liderlik etmeyi öğrenmemizin önemini anlatırdı. İş dünyasındaki teknik beceriler kolay öğrenilir de zor olan başkalarıyla çalışmayı öğrenmek derdi. Bugün hala Taş Çorbası adlı kitabı arada sırada okuyup ondan yararlandığımı belirteyim. Çünkü ben aslında işler istediğim gibi gitmediğinde lider olmak yerine despot biri olma eğilimi gösteren biriyim. Girişimcilik gelişimi. Kendi işimi kuracağım diyenleri çok duyarım. Pek çok kimse mali güvenceye ve mutluluğa giden yolun kendi işini yapmaktan ya da Kimsede olmayan bir ürün geliştirmekten geçtiğine inanır. Bu nedenle hemen koşar, kendi işlerini kurarlar. Çoğu zaman izlenen yol şudur. 4 numaralı resmi görmek için dosya bakınız. Bunların çoğunun kurduğu iş sahibi değil, serbest meslek sahibi tipi iştir. Bir kere daha altını çizmekte yarar var. Biri ötekinden daha iyi değildir. İkisinin de güçlü ve zayıf noktaları, riskleri ve kazançları vardır. Asıl önemli olan bu kimselerin iş sahibi tipi bir iş kurmak isteyip de bilmeden serbest meslek sahibi tipi iş kurmaları dolayısıyla ölçüm çeyreğinin sağ yanına geçmek için çabalamak zorunda kalmalarıdır. Yeni girişimcilerin çoğunun istediği budur. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kitabın devamına videonun açıklamasındaki linkten ulaşabilirsiniz.